Sevgili arkadaşlar, şimdi benden duymak istediğinizi biliyorum. Sınav ertelensin dememi, ama gerçekten çok yazık. Zaman kaybediyorsunuz. Hani gözüken o ki sınav ertelenmeyecek. Bugünkü YÖK'ün lütfen internet sitelerine bakın. Onların hani neler savunma olarak neler yazmış YÖK. Hani şimdi ben buradan bağırsam ne olacak? Akıllı tercih olarak biz sizin için en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ertelensin ertelensin diye bağırsak ne olacak? Tabii. Sınav olacak yani. Artık hani bu kaygıyı bir kenara bırakmak lazım. Fatih, en çok hangi tip şu anda kaygılıdır? Bütün tipler kaygılı gerçi. Şu anda tabii, şimdi ben, hocam da dedi ya, artık olay akademik sürecin dışında psikolojik sürece doğru gitti hocam. Çok doğru. Şimdi özellikle gençler tarihlerin bir öne bir ileri bir geri alınmasından ciddi tedirgin oldular. Tamam, bunu bir yere koyalım. Ama artık bir realite var. Sınav 26-27 yapılacak. Gerçekle yüzleşmemiz lazım. Yani bunu böyle değil mi, öteye beri çekmektense artık bu sınav olacak ve ben şu anda ne yapabilirim en son? Son kulvara girdik artık. Baktığım zaman tabii bizim çok enteresan 9 farklı tip var. Bunların hepsi kendine göre farklı yapılara sahip. Evet, meslek testi 10 tane veriyoruz. Bugün Fatih'in hediyesi. Vereceğiz. İlker vermiştir bile. Verdin mi İlker? Bir tanesini hediye ettim. Bir tanesi kime hediye ettin? Büşra Akgül'e hediye ettim. Büşra testi yaptıktan sonra yorumunu istiyorum. İlker çok çömert. Tabii. Evet. Mesela tip 6 dediğimiz, eğer raporu testi yapanlar varsa onlar biraz da sorgulayıcı ve kaygı ya komple teorisine bazı inanabiliyorlar. Niye böyle oluyor acaba? Ne onun adı tip 6'nın? Sorgulayıcı ve güvenilir dediğimiz birisi. Yani böyle aslında kendinden emin ama dış faktörlerden çok tetiklenebiliyor. Bir de hocam dedi ya, hani işin artık duygusal, psikolojik, ben başarabilir miyim acaba? İşte yeteri kadar çalıştım mı? İşte kendini 27 Temmuz'a ayarlamıştı ama şimdi artık ne yaptı? Şu anda 26 Haziran'a geldi ama artık 27 Haziran Cumartesi artık TYT ile başlıyor. Dolayısıyla çok az kaldı. Tabii haftaya. Özetle kaygı dedim ya geçen programda da, fazla olursa performansı düşecek. Yarın akşam Faruk Öndağ geliyor, o bize öğretecek nefes tekniklerini. Çok güzel.